Arkadaş, bu narin niye bulunamıyor ya? Alo. Ne film fırıldak çevrilmiş acaba o köyde? Neden yani? Herkesin birbiriyle akraba olduğu 15-20 hanelik avuç içi kadar bir köyde 8 yaşında bir çocuk, bugün 12. gün bitti, 13. güne giriyoruz. Nerede ya bu çocuk? Kimi koruyorsunuz? Bugün adliyeye sevk edilen, nöbetçi ceza mahkemesine tutuklama istemiyle sevk edilen, aynı zamanda köyün muhtarı olan bu amca kim? Ne iş yapıyordu bu köyde? Nasıl muhtar oldu bu adam? Bu adamın kimlerle Ankara'da nasıl ilişkileri var? Ya da hangi tarikat yapılarıyla nasıl ilişkileri var da siz bu çocuğu bir türlü bulmuyorsunuz? 8 gün, 8 yaşında bir çocuk 13 gün olmuş. Hayır, bir de yayın yasağı getirdiler. Ekranda gördüğünüz Yeni Şafak manşeti. Devam et Allah aşkına, şu manşetleri ver. Her birini söyleyeceğim size, hangi gazetelerim. Bu da Yeni Şafak manşeti. Komandolar araziye indi 12. gün. Türkiye narin için seferber oldu. Bu yayın yasağı kime çıktı ya? Yeni Şafak uymamış. Devam edelim. Bugünün haberleri. Bugünün. Açın bakın internet sitelerine. Devam edelim Mert'ciğim. Buyurun. Oda TV'nin özel haberi. Talha Özmen. Oda TV ayrıntılara ulaştı. Savcıdan tutuklama tabeli. Hayda. Yayın yasağına ne oldu ya? Bugün Müge Anlı yayın yapamadı, yayın yasağına uyacağım diye kadın. Açıklama yaptı Müge Anlı. Savcılık tarafından, adli kurumlar tarafından bize tebliğ edilmiş bir yayın yasağı olduğu için bugün Narin dosyasını gündemimize almadık. Kadın bugün sezon başlangıcı yaptı. Rating rekoru kırardı Narin dosyasını yayınlasaydı. Niye yayınlamadı ki Müge Anlı? Herkes yayınlamış işte. Oda TV'nin manşeti. Oda TV'nin manşeti. Bir tek Müge Anlı uymuş benim anladığım bu yayın yasağına. Kimsenin yayın yasağı falan dinlediği yok. Dünden beri YouTube'da her yerde yayınlar. Buyurun. Narin'in amcası adliyede. Hürriyet gazetesinin manşeti. Otomobildeki incelemede DNA eşleşmişti. Ne oldu bu? Ben anlamadım ki. Peki yayın yasağı yok madem. Yok madem. Narin niye bulunamıyor ya? A Haber'de falan sürekli narin. Al bu da zaten Sabah gazetesinin manşeti. Diyarbakır'a özel ekip gönderildi. Amca adliyeye sevk edildi. Kanal D Haber yaptı. Demirören Haber Ajansı'nın görüntüleri var. Zırhlı araçla adliyeye gönderilirken kim? Bu amca. Tutuklama talebiyle sevk edilirken, buyurun izleyelim. Evet, bu da var. Emrullah Erdinç'in paylaştığı Demirören Haber Ajansı'nın ve Anadolu Ajansı'nın görüntüleri de var. Hepsinde net olarak görüyoruz. Amca Salim Güran, şaibeli bir isim, köyün muhtarı. Kendisi özellikle son dönemde çok zenginleşmiş, mal mülk sahibi olmuş. Estetik ameliyat falan bile yaptırdığı söyleniyor. Eski tipinden eser yok. Ve bu şaibeli amca olay günü bir benzin istasyonundan benzin alarak ortadan kayboluyor. Hemen, yani olay günü hemen, dakikalar içerisinde, ve o benzin istasyonunun güvenlik kameralarında bu görüntüler mutlaka vardır. Doğru düzgün bir benzin falan da almıyor bu arada. Yani benzin almak için giriyor ama benzin almıyor. Markete gidiyor. Marketten kutu kutu ıslak mendil alıyor. O ıslak mendillerle neyi temizledi, ne oldu belli değil. O benzin istasyonunda çalışanlardan biri bu durumu fark ediyor. Çünkü çok tuhaf bir görüntü var. Yanında, yani şoför koltuğunun yanındaki koltukta bir battaniyeye, kahverengi bir şeye sarılmış küçük bir beden, bir şey var. O çocuk bunu fark ediyor. Kendi sosyal medyasında bunu yazıyor. Demek ki arada bir vicdanlı, merhametli, cesur insanlar da çıkıyor bu Anadolu toprağında. Bu nasıl bir taşra sosyolojisi ya? Herkes her şeyi biliyor, herkes susuyor. Nasıl bir Türkiye bu ya? Bunu aşmadan hiçbir şeyi aşamayız. Bakın, bu taşra sosyolojisi sadece köylerde, kasabalarda yaşanmıyor. Medyada da aynı, akademide aynı, iş dünyası, herkes suspus olmuş vaziyette. 23 yıldır hiç kimse tek kelime laf konuşmadı ya bu ülkede. Yoksul mahallelere gidin,
Ya adamın biri suyla, damacanayla su satıyordu. Bahçelievler miydi, Bağcılar mıydı? İstanbul'da bir mahalle. Bağcılar. AK Parti'nin rekor oy aldığı bir semt Bağcılar'da. Senelerce çocuklara damacanayla su sattığı bayilik odasının arkasında tecavüz etmiş, işkence yapmış ve bu çocukların seslerini oradaki bütün mahalleli duymuş. Abicim bir kişi bile bir şey yapmamış ya, yemin ediyorum kafamı duvarlara vurmak istiyorum ben ya. Bunu nasıl aşacağız biz ya? Bak, ekonomiyi düzeltiriz. Tamam mı? Diğer sorunlarımızı çözeriz. Çevrede yaralarımızı sararız falan filan. Hepsini toparlarız. Bir seferberlik ruhu bir şey olur. Bir rüzgar döner. Akdeniz olur. Bir şey olur. İki üç tane akıllı insan göreve gelir. Ne bileyim, bir iki tane vatansever liyakatli bir göreve gelir falan. Bunu nasıl çözeceğiz? Bunu, bu hainliği, bu vicdansızlığı, bu zalimliği, bu merhametsizliği nasıl çözeceğiz? Nasıl? Bizzat annelerin, babaların, amcaların, dedelerin, abilerin taciz ettiği bu çocukları bu canavarların elinden nasıl alacağız? Nasıl? Nasıl? Türkiye'nin en büyük sorunu bu. Bu taşra sosyolojisi. Anadolu irfanı dediğimiz, yani var mutlaka bir Anadolu hümanizması var ama bir Anadolu karanlığı da var bu ülkede. Çöktü üzerimize kabus gibi. Narin nerede? Bu çocuğa ne oldu? Bu amca niye günler sonra tutuklama talebiyle adliyeye sevk ediliyor? Neden? Madem öyle, neden daha önce bu adamı ifadeye çağırmadınız? Neden? Neden aileyi çapraz sorguya almadınız? İtalya'dan ekip geliyor. Ne yapıyorsunuz siz ya? Rezil olduk dünyaya. İtalya'dan arama ekibi getirmek nedir ya? Menzilci bir arama kurtarma ekibini köye sokup narini aratmaya çalışmak nedir ya? Köydeki evlere kameralar takılmaya başlanmış. Siz gördünüz mü o görüntüleri? Köydeki diğer haneler kendilerini güvende hissetmedikleri için buyurun. Göstereyim fotoğrafları. Şuna bakın. Güvenlik kameraları takmaya başlamışlar evlerine. Yuh size, evinize güvenlik kamerası takacağınıza gidin ifade verin jandarmaya. Gidin savcıya konuşun. Ne biliyorsanız anlatın. Anlatın da bu kameraları takmanız gerekmesin. Kendinizi güvende hissedin. Bir gün sizin de çoluğunuz, çocuğunuz 3 yaşında, 5 yaşında. Kız ya da erkek kim vurduya gitmesin diye. O kadar korkuyorsanız eğer gereğini yapın. Ne tuhaf ya. Ne kadar tuhaf. Yayın yasağı geliyor. Evet, kimse yayın yasağına uymuyor. Aa, niye geldi ki bu yayın yasağı o zaman? Bugün Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin tweet atmış. Yayın yasağına uymayanlarla ilgili gereğini yapacağız. Kiminle ilgili mesela? Yeni Şafak'la mı ilgili? Hürriyet, Kanal D, Hakan Ural, Sabah Gazetesi, A Haber, ATV. Kiminle ilgili yapacaksınız gereğini? Hepsi şakır şakır yayın yapıyor. Kiminle ne gereğini yapacaksınız? Narini bulun, narini, narin nerede? Narin nerede? Narine ne olmuş olabilir? Ha diyeceksiniz ki bu ülkede böyle şeyler oldu. Oldu tabii. Leyla'ya ne oldu? Eylül vardı, ne oldu? Ne var? Karabulut'a ne oldu ya? Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? Hala kaç yıl geçmiş hala bunu konuşuyor Türkiye. Bir sürü faili meçhul. Yakışıyor mu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne? Bunu konuşun ya, teğmenlerin kılıç törenini konuşacağınızı. Türkiye'nin bunu konuşun, bunu çözelim. Bu karanlıktan nasıl çıkacağız? Bunu konuşalım yani. Yani dehşetle izliyorum. Son durumu anlatayım Narin'le ilgili olarak. Bu şaibeli amca önce gözaltına alındı. Arkasından aileyle ilgili bir çapraz sorgu süreci başladı. Ne demek çapraz sorgu? Yani anneyi, babayı. Abi nerede Enes? Ayrı bir soru işareti. 17 yaşında bir abiden bahsediliyor. Psikolojik sorunları olduğu söyleniyor veya madde bağımlısı olduğu söyleniyor. Bir sürü senaryo var bu konuyla da ilgili olarak. O da yok piyasada. Ve bu en nihayetinde amca ele geçirildi. Sorguya alındı. Sorgudan nöbetçi adliyeye gönderildi. Ceza mahkemesine gönderildi. Ve o ceza mahkemesinden çok büyük bir ihtimalle tutukluluk kararı çıkabilir. Ama konuştuğum insanlar ne diyor biliyor musunuz Diyarbakır'da? Çıkmaya da bilir. Diyorlar ki özellikle bu geç saatlerde gönderdiler amcayı.
Şu amcanın fotoğrafları varsa koysanıza görelim adamın neye benzediğini. Efendim? Önceki sonraki haline atmış mıydın? Aytül buradan bir fotoğraf göndermişti. Akışa atıyorum şimdi onu arkadaşlar. Pardon şey attım yapım grubuna. Şimdi bu amcayı aldılar. Ha bu adam. Şimdiki hali ama bu. Bu şimdiki hali. Köyün muhtarı bu adam aynı zamanda. Şimdi önceki halini de göreceksiniz. Salih Güran. Hepsi akraba zaten ya. Köyde yaşayanların hepsi akraba. Hatırlıyor musunuz? Bir de şey vardı. Neçe vakası. Mardin'de. Buna çok benzeyen. Bizzat ailesi, abileri tarafından ciddi şekilde kullanılan bir kız çocuğu. Hayır tutuklanmadı. Tutuklanmış mı? Var mı? Son dakikaya bakın. Hayır yok öyle bir şey. Hayır arkadaşlar tutuklanmadı. Ama şöyle son dakika bir haber var. Gözaltı süresi uzatıldı. Tutukluluk talebiyle savcı demiş ki bu adamı tutuklayın diyerek ceza mahkemesine gönderdi. Niye nöbetçi mahkemeye gönderdi? Çünkü saat bitti. Saat bitti. Şimdi nöbetçi adliye bakacak dosyaya ve bu nöbetçi adliye dosyaya baktıktan sonra bir karar verecek. Ya bu adam salıverilecek ya da savcılığın iddianamesinde talep ettiği üzere tutuklanarak cezaevine gönderilecek ve bir yargı süreci, soruşturma süreci, dava süreci başlayacak. Şimdi bunu özellikle geciktirdiler bence. Normalde gündüz saatlerinde bu işi çözebilirlerdi. Özellikle emniyetin nöbetçi adliyesine sevk ettiler. Yani 5'i saat, 5'i özellikle geçirdiler ki geç saatlerde karar çıksın diye. O da iki şeye işaret. Ya adamı apar topar tutuklayacaklar ve götürecekler ya da adamı apar topar salıverecekler. Bu da bir diğer ihtimal. Adam bu. Narin Güran'ın amcası Salim Güran. Eski halini görüyorsunuz sol tarafta. Sağ tarafta da şimdiki hali var. Var mı son dakika bir tutuklama? Hayır, son dakika şöyle bir bilgi var. Narin'in babasıyla amca arasında bir paradan dolayı husumet varmış. İki erkek kardeş evet. Arasında. Peki evet. Tutuklandı diyorlar izleyicilerimiz. Hayır, o tutuklama süresi uzatıldı. Tutuklama değil, gözaltı süresi. Tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarttığın zaman şimdi belli saatlerde gözaltında tutabiliyorsun. Şu anda bu adam bir şüpheli. Sanığa dönüşebilmesi için. Öyle mi? Bizdeki son bilgi öyle mi? Tutuklama talebiydi. Eğer öyleyse hemen son dakika basalım. Ben yayın. Az önce 5 dakika. Evet tamam. Peki son dakika. 1 dakika önce. Bak bizim chatimiz herkesten önce biliyor. Peki o zaman hemen verelim. Hemen verelim. Ve Diyarbakır'dan da. O zaman hemen Ayça Hanım'a bağlar mısın? Bir şey linki atıyorum şu anda. Tutuklandı. Evet. Basalım son dakika. Narin'in amcası tutuklandı. Bak TGRT Haber'de gördüğünüz üzere. Veriyor şu anda son dakikayı. O zaman ben bir Saadet Özkan'ı veya şeyi bağlayalım. Onlar şeyde Saadet Özkan olay yerindeymiş. Tamam. Sizi yayından arıyorum. Bağlayabilir miyiz? Amca tutuklanmış. Kimi aradın şu anda? Ayça. Ayça Hanım. Aytül ben o zaman. Aytül. Ha. Sesi verebiliriz buraya. Ha. Ayça Hanımcığım. Devam ediyor. Ha Ayça Hanımcığım merhabalar. Özlem ben canlı yayındayım. Şu anda 4500 kişi anlık bizi izliyor. Son dakikayı verdik. Bir tutuklama haberi düştü son dakika olarak. Doğru mudur efendim bu? Pardon. Ha bir daha dinleyelim. Şimdi yayında mıyız şu anda? Yayındayız Ayça Hanım. Evet ben tamam. Sizin sesinizi yayına veriyorum şu anda. Tamam tutuklandığına ilişkin. Bilgiler var şu anda yayınlanıyor buna ilişkin veriler ama henüz daha hali hazırda teyit ettiğimiz bir durum yok. Adliye zaten sevk edilmişti, tutuklama talebi sevk edilmişti. Tutuklandığına ilişkin veri var fakat yine hali hazırda hala yayın yasağı devam ediyor. O nedenle tutuklandıysa bile içeriğiyle ya da işte tutuklama tutanağıyla alakalı herhangi bir veri paylaşımımız söz konusu olamayacak maalesef. Dava açılıp yayın yasağı kalkana kadar. Herkes veriyor. TGRT Haber girdi. Bütün Halk TV. Hepsi son dakika Narin Güran soruşturmasında evet. Yeni gelişme. Amca tutuklandı diye veriyor. O kadar çok dezenformasyon yapıldı ki bu dosyada. Açıkçası yani siz anlattınız zaten. NTV de veriyor. Evet. Hepsi veriyor. Biz de dolayısıyla evet. Şaşırdık hangisi doğru diye.
Şöyle ki yani ne hangi kanal, hangi basın kuruluşu verirse versin halihazırda hala yayın yasağı devam ediyor. O nedenle ben de bir dernek adına neticede sözcü olarak ifade ediyorum. Yayın yasağının, basın yasağının olduğu bir yerde açıklama yapmamız hala mümkün değil. Çünkü soruşturmanın gizliliğini de devam ettirebilmek açısından beklemek ve resmi kurumlardan açıklama beklemek durumundayız. Şu anda aktarabileceklerim kısmen bu kadar. İnanılmaz bir şey ya. Yani evet. Burada bile hala bir gerginlik var. Çok gergin bir dosya. Evet. Yani hakikaten şaşkınlıklar içinde izliyorum Ayça Hanım. Siz evet. Olay yerindesiniz değil mi? Oradasınız. Hayır, ben olay yerinde değilim. Uzattı. Orada arkadaşlarımız var. Peki. Bilgi alıyoruz ama şu anda hala da orada değilim. Peki, teşekkür ediyorum. Saadet öğretmen galiba orada anladığım kadarıyla. Saadet Hanım da orada değil. Biz çünkü kolluk görevlilerinin çalışmasına engel olabilecek herhangi bir girişimde bulunmadan açıkçası açıklama bekliyoruz resmi makamlarda. Şu anda yaptığımız şey bu. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Tamam, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi Ayça Hanım'ı tanıyorsunuz. Ayça Hanım UÇİM'in hukuk koordinatörü. Yayınlarda bize önemli ölçüde destek verdi, katıldı ve dosyayla ilgili bütün gelişmeleri takip ediyor. Zaten UÇİM adına da aktardı. Buradaki problem şu, bir hukukçu olarak yayın yasağını delemiyor. Ama gördüğünüz üzere bütün medya organları, yani NTV'sinden Habertürk'üne, Halk TV'sinden Kanal D'sine herkes şu anda verdi. Sen belki bir iki arkadaşına yazabilirsin. Evet, çünkü bir ifade alındı. Emrullah'ı arayalım. Emrullah Erdinç'i arayayım. Ben gördüğünüz gibi biz de sıcağı sıcağına bir haber merkezi gibi şu anda yayın yapıyoruz. Yani inanılmaz bir dosya. İnanılmaz bir dosya. Bugüne kadar kim korundu? Bu adam neden bugüne kadar hiçbir şekilde gözaltına alınmadı? Bakın bugün 12. gün bitti. 13. gündeyiz artık. Ve Narin nerede? En önemlisi. Hala Narin'in nerede olduğunu bilmiyoruz. Acayip bir gündemin içindeyiz hakikaten. Bir saniye Emrullah Erdinç'i arıyorum. Emrullah'ın tweetlerine bakar mısın Mert'ciğim? Emrullah yeni bir görüntü yazmış mı? Bir şeyler paylaşmış mı? Ay canım benim, bu son dakikayı teyit etmek istedim. Canlı yayındayım. Tutuklandı mı? Yani şu anda soru var ama tutuklanacaktı. Ben en son sorduğumda tutuklanacaktı. Hemen bir sorayım, ben de sana döneyim. Şu anda bütün herkes, bütün haber kanalları son dakika tutuklandı diye giriyor. Tutuklanmış olması gerekiyor. Tamam, tamam Emrullah'cığım, kapattım. Tamam. Gördüğünüz gibi çok yeni bir gelişme. Yani dosyayı çok yakından takip edenler bile hala dosyayla ilgili. Eyla'yla ilgili bir şey söyleyeceğim. Arabada normalde olabilir demiş ama arabada bulunan şeyler idrar dışkı kusmuk. Şaka yapıyorsun. Evet, o yüzden tutukluluğu bir şey olmuş. Yani normalde bulunabilecek şeyler de normal arabalarına bindim seni. O öyle ifade vermiş. Arabama biniyor normal demiş. Şimdi biliyorsunuz bu amcanın gözaltı sürecine yol açan bir olay oldu. Dün gerçekleşti bu. Bu benzin istasyonundaki amcanın aracında yan tarafta bir battaniyeye ya da kahverengi bir beze sarılı, bir beden gördüğünü ifade ediyor. Oranın bir çalışanı sosyal medyasında paylaşıyor. Arkasından jandarmaya ve görevlilere bu konuyla ilgili bir ifade veriyor. Ama amca o sırada çoktan köyden ayrılmış zaten. Islak mendil alıyor o marketten. Islak mendil alarak çıkıyor o marketten ve günlerce yok. En nihayetinde bu kişinin ifadesine dayanarak ve belki kamera görüntüleri de vardı bilmiyorum, amca tutuklandı. Amcanın kim olduğunu şurada ekrana veriyorum, bu adam. Solda eski hali, sağda eski halini, yeni halini görebilirsiniz. Salim Güran şu anda tutuklanmış olan şüpheli. Ve bu kişi gözaltına alındıktan sonra aracı inceleniyor. Aracındaki DNA bulgularıyla, Narin kızımıza ait DNA bulguları eşleşiyor. Eşleşince soruşturmayı derinleştiriyorlar ve amca olan Salim Güran'ı, ki kendisi aynı zamanda köyün muhtarı, evet. Salim Güran'ın ifadesini daha da uzatıyorlar. Gözaltı süresini uzatıyorlar. Şimdi Aytül söyledi. Aytül'ün araştırmacı, gazeteci ve bu dosyaları takip eden arkadaşları var, meslektaşları var. Onlarla konuşmuş. DNA olgusu eşleşti ya, yani amcanın aracında bulunan DNA ile Nari'nin kendi DNA'sı eşleşti ya, amca ifadesinde demiş ki arada bir benim arabama biniyordu, çok normal. Oysa ki eşleşen bulgular idrar, kusmuk ve kan bulgusu. Yani amcanın aracında idrar, kusmuk ve kan bulunmuş. Amcanın bu arada kendi arabası değil, o yüzden geçmiyor. Başkasının arabasını alıp götürüyor. Öyle mi? Tabii.
Tabii bunu da bilmiyordum. Amca kendi arabasıyla götürdü Narin'i zannediyordum. Hayır, bir başkasının arabasını ödünç alarak götürmüş. Dolayısıyla aslında kendi arabası da değil. Başka son dakika gelişmeleri de var olayla ilgili. Kasten adam öldürme ve kişiyi hürriyetinden mahrum bırakmadan ötürü tutuklanıyor. Ferit Demir başından itibaren aslında bu süreci çok yakın takip eden meslektaşlarımdan biriydi. Dehşet bir dosya. Şimdi bakalım bu işin sonunda ne çıkacak? Birkaç soru işareti var. Bir, Narin'e ne oldu? İki, Narin şu anda nerede? Üç, abi Enes'in bu olaylarla bir dahli bir ilişkisi var mı? Enes nerede? Dört, Narin'in ailesi yani annesi ve babası bu amcanın Narin üzerindeki bu eylemlerinden haberdar mıydı? Çünkü elimizdeki son bilgi Narin'in babasıyla Salim Güran yani Narin'in amcası arasında alacak verecek meselesi yüzünden bir husumet oldu. İki erkek kardeş Narin'in babasıyla amcası birbirleriyle gerginlermiş zaten. Konuşmuyorlarmış. Böyle bir şey mi var yoksa başka bir şey mi var? Beşinci soru işareti ailenin daha önce ölen bir engelli kızından söz ediliyor. Bir kere bu doğru mu? Böyle bir kız var mı gerçekten de? Böyle bir çocukları var mıydı? Ve bu kıza ne oldu? Neden öldü bu kız? Efendim, Aytuğ bir şey söylüyorsun. Emrullah arıyor. Dinliyorum Emrullah'cığım. Alo, Ha, Özlem. dinliyorum. Toplantıdayım. Çok kısa bir konuşacağım. Kasten öldürme ve hürriyeti yoksun bırakma suçlamasından amca tutuklandı, Diyarbakır cezaevine götürülüyor. Eyvahlar olsun. Narin'e nerede olduğunu hala bilmiyoruz ama değil mi? Hayır, hayır. İnşallah Narin'de bulunacak. Teşekkür ediyorum Emrullah. Emeklerin için teşekkür ediyorum arkadaşım. Kolay gelsin. Evet. Şoför koltuğunda DNA bulunmuş. Evet, şoför koltuğunda DNA bulunuyor. Ne demek o? Narin 8 yaşında arabayı kullanamayacağına göre. Ay dehşet bir şey. Evet. Ben size daha ne anlatayım bilmiyorum ki. Ülkede böyle şeyler yaşanıyor işte. Dehşet bir şey. Baştan sona gerçekten de dehşet bir şey. Ve hala yayın yasağı var. Ama tabii kimsenin uyduğu falan yok. Olay kopmuş vaziyette. Hala yayın yasağı var. En son Rütük Başkanı yayın yasağı olduğunu hatırlatan bir tweet yazmıştı.